Videoya geçmeden önce fotoğrafta gördüğünüz her şeyi size veriyorum. 15 Ocak'ta bitiyor çekişimiz. Çekiliş detayları açıklama kısmında var. Bana çıkmaz emin, herkes çıkabilir. Herkese bol şans. Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Rocket League'de seeding shot nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bana çok soru geliyor işte. Abi videoları senle nasıl çıkabiliriz diye. Bu sorunun cevabını şimdi veriyorum. Şuradan bakın arkadaşlar. Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Davet linki şu. Şu bizim davet linkimiz. Ben bunu açıklamaya koyacağım. Buna tıklayıp katılıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra bakın burada geliyorsunuz, bakın şurada içerik katkıları diye bir oda var. Haberler kısmında içerik katkıları. Buradan ben bir tane post paylaştım. Okursunuz bunu. Ben şimdi okumayacağım. Buradan Rocket League'de rankınız neyse işaretliyorsunuz. Ben bilerek hepsini işaretledim. Çünkü hani siz de işaretleyebilin diye. Atıyorum sizin gold mu? Buradan geliyorsunuz. Gold'a tıklıyorsunuz. Plat mı? Plat'a tıklıyorsunuz. Ben de bu kişilerden işte aranızdan birkaç kişi seçiyorum. Ve videoya dahil ediyorum. Güzel içerik fikirlerim var. Takipte kalın. Onun dışında da kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %15'i kanalımıza abone. Diğer %85'i kanalımıza abone değil. Bu duyuruyu da yaptıktan sonra şimdi maçlara devam edeceğim. Öncelikle Ceiling Shot ne demek? Çok kısa açıklayayım. Ceiling Shot şu demek arkadaşlar. Rocket League'de böyle tavana çıkıyorsunuz. Tavandan takla alıyorsunuz. Yani arabanızın dört teker zemine değiyor ya tavanda. Oradan takla alıyorsunuz. Sonra aşağı bırakıp kendinizi tekrar topa böyle bir hamle yapıp kaleye doğru gol atıyorsunuz. Hareketi ben şöyle size göstereyim. Eğitimi de şu hareketin, bakın şuradan geliyorsunuz favoriler. Tabi sizde favoriler olmayacak ama burada Wall Air Direct diye bir antrenman var. Ben daha fazla bulsam Ceiling Shot'la alakalı antrenman gösteririm. Şimdi bu kodu ben açıklama vereceğim. Bu kodu kopyalayacaksınız. Göz at. Koda göre ara yapıştıracaksınız. Ve açacaksınız. Şimdi açılsın. Bakın buradan bir top yuvarlanıyor. Ben bilerek topa gitmeyeceğim. Bir göstereyim. Böyle bir top yuvarlanıyor. Şimdi biz bu topa böyle gelip bakın böyle yuvarlayıp şöyle bir vuruş yapacağız. Ya bunu öğreneceğiz yani. Bu günkü antrenmanımızda. Aslında bu antrenman da bir çeşit freestyle antrenman denebilir. Şimdi bu hareketi bir izleyelim şöyle. Gayet de güzel olmuş. Şey gitmiş. Şimdi bir hareketin böyle versiyonu var. Yani böyle düz bir şekilde gelip. Bir de benim daha az yapabildiğim şu versiyon var. Bakın onu da göstereyim. Böyle geliyorsunuz. Ters bir şekilde vuruyorsunuz. Ama ben bunu kötüyüm yani. O yüzden ben size bu yolunu göstereceğim. Aa, onu da yaptım. Güzel, tamam. Şimdi bunu yapmak için şunu söyleyeyim. Öncelikle belli bir mekaniğinizin olması lazım oyunda. Yani en az böyle 250-300 saatinizin olması lazım. Çünkü dediğim gibi gelişmiş bir antrenman, aslında çok gelişmiş değil ama ortadan üst seviyeye geçiş bir antrenman diyebiliriz. Hani 3v3'de bazen gerekli oluyor ama 2v2'de ve 1v1'de ben yapmanızı çok tavsiye etmem. Hele zaten 1v1'de yapmayın. 1v1 tamamen böyle akıl oyunlarının döndüğü bir mod olduğu için orada hiç tavsiye etmem. Şimdi bakın, ilk başta sizden istediğim şu. Geleceksiniz, top yuvarlanıyor ya. 40-45 derecelik açıyla şöyle topa vuracaksınız. Topun böyle hafif çaprazımsı bir şekilde kaleye doğru gitmesi lazım. Aynı şu şekilde. Bir daha yapıyorum. Şu bakın daha kötü oldu. Aslında aynen daha kötü oldu. Zaten golü de atamadım. Bunu yapacaksınız. O yüzden ilk başta geliyorsunuz. Sadece böyle düzgün vuruşlar yapıyorsunuz bu. Bakın ben de yapayım sizlerle. Bunu böyle bir işte eliniz alışana kadar yapın. Burada önemli olan şu, bakın. Boost'a bas çek yapıyorum, gördünüz mü? Peki sürekli boost'a basarsam ne olur? Bakın şu an sürekli boost'a basacağım. Gördün mü? Topla aynı hizada gidiyorum. Bak top tavana çarptı. Bir de sürekli boost'a basıp ceiling shot atmayı deneyeyim. Gördün mü? Arabanın kontrolünü kaybettim. O yüzden bas çek yapıyorum. Bak bastım. Çektim, tekrar bastım. Çıktım tavana. Vuruşumu yapamadım tabii. Neyse, olay bundan ibaret. Şimdi bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu yaptığınız düzgün bir şekilde geliyorsunuz. Buradan tavana çıkıyorsunuz. Kendinizi böyle atıyorsunuz ileri doğru ve vuruşunuzu yapıyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Ben kolda L1 tuşunu kullanıyorum. Klavyede bakın. Tavana çıktıktan sonra büyük ihtimal Q oldu. Şöyle atıyorsunuz kendinizi, tabi bu kötü oldu ama ondan sonra topa doğru takla hakkınız bitmeden takla atıyorsunuz. Yani o darbeli vuruşu dediğimiz vuruş yapıyorsunuz. Bir daha göstereyim. Bakın düzgün vuruş yaptım. Tavana çıktım. Vurdum.
girmedi. Ama tabii böyle yapa yapa geleceğiz. Sonuçta ben arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda çok iyi değilim. Elmas oyuncusuyum. Ama sizlere elimden geldiğince olayın böyle ezberini değil de mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Düzgün bir vuruş. Tavana çıktık. Döndürdük arabayı ve vuruşumuzu yaptık. Golü attık. Tabii bunu ters yapabilirsiniz. Ters yani ben dediğim gibi yapamıyorum ama bir deneyeyim tekrardan. Gerçi bu ters olmadı ya. Bambaşka bir şey oldu ama. Dur bakalım bir daha deneyelim. Geldim. Abi ters uçmak aşırı zor geliyor benim için. Bir de ben alışamadığım için ayrı bir eziyet oluyor. O yüzden ben tersi önermiyorum arkadaşlar. Bakın yaptım ama dediğim gibi çok zorlanıyorum. Bir kez daha deniyorum sizler için son kez daha. Son bir kez daha dedim. Bu tam topa değmedim. Abi oldu da yani olana kadar görüyorsunuz bayağı zorlanıyorum. O yüzden ilk başta benim dediğim taktiği yapın. Son bir kez daha gösteriyorum. Güzel bir vuruş 40-45 derece kaçın. Arabayı döndürdük ve vuruşu yaptık. Gördünüz mü? Zaten eliniz alışıyor. Çok zor bir hareket değil. Olay bundan ibaret. Şimdi bunun ikinci aşaması var. Bakın burada top şöyle geliyor. Yani tam önünüze geliyor. Ve burada busa basacak yapmıyorsunuz abi. Son anda çekiyorsunuz. Ve buradan da işte vuruş yapmaya çalışıyorsunuz. Bu daha zordur. Ama yani her türlü şeyden deneyin. Bakın ki de her eğitimde olmazsa olmaz direğe çarptırdık topumuzu. Bir daha deniyoruz ve golümüzü atıyoruz. Bakın daha geniş açıyla oluyorum çünkü top çok dik konumdan geliyor. Bir daha yaptım. Direğe çarpma ne olur. Abi yine direk ya böyle bir şey yok ya. Hamit Altın top gibiyiz valla. Bir daha deniyorum. Girdi mi? Yok girmedi. Son bir kez daha deneyim bakın. Biraz genişten aldım. Tavana çıktım ve vuruşumu yaptım. Abi yine direkt kafayı yiyeceğim. Bu ne ya? Neyse, anladınız mantığı arkadaşlar. Şimdi buraya geçiyorum. Son bir kez daha şöyle bir deneyelim. Çünkü oyun geçmemize izin vermiyor. Tamam yapamadık. Yaptık mı? Yok tamam yapamadık. Burayı da geçelim. Şimdi bunun bir de üçüncü aşaması var. Top bir yere düşsün. Ya olayı kavramışsınızdır arkadaşlar. Siz benim yapıp yapmadığımı bakmayın. Ben iyi kötü yapıyorum ama tabii ki de bazen şanssızlıklar olabiliyor. Şimdi bir de böyle var. Hani burada Sealing yapar mısınız? Size kalmış ama bakın burada dik açıyla vurursanız ne olur onu göstereyim. Bakın dik açıyla geldim. Gördünüz mü? Top yarı sağda kalıyor. Şimdi burada top zaten geriden geldiği için bizim geniş açıyla vurmamız lazım. Ya yani burada bir 70 65 derecelik açıyla şöyle geliyoruz. Bu da olmadı gerçi. Şöyle bu da olmadı. Bir daha deneyelim. Tamam güzel bir vuruş yaptık. Böyle geldim, vurdum. Abi yine direk inanılmaz. Bir daha deniyorum yapana kadar. Yine olmadı. Denemeye devam arkadaşlar. Yapana kadar böyle yıprana yıprana yapacağız. Olayı bu. Geniş açıyla aldık. Olmadı tekrardan. Güzel aldım bunu. Ama tabi takla hakkımız, takla süremiz doldu. Bir daha deniyorum. Güzel aldım. Lütfen gelsin. Tamam. Bunu da yaptık. Dördüncü aşamayı gösterin bakayım nasıl bir şey gelecek. Ya bir 5-6 denemede yaptık. Bunu bu arada ben daha önce çalışmadım. Hiç onu söyleyeyim. Ya bu aşamasına çalışmadım. Ama deney deney yapıyorsunuz. Şimdi burada bu sefer soldan veriyor. Soldan daha zor. Niye? Çünkü sağdan sürekli yaptırdığı için oyun. Antrenman daha doğrusu. Soldan alışması biraz kas hafızanıza oturtması zor oluyor. Ama deneyelim bakalım. Birincisi olmadı. İkinci güzel aldık önümüze. Vurduk. Girdi ama aynen. Çok böyle güzel vuruş olmadı ama sonuç olarak yaptık mı yaptık. Ya mantığı anladınız arkadaşlar. Top ne kadar böyle yakından geliyorsa o kadar dik açıyla. Top ne kadar uzaktan geliyorsa o kadar geniş açıyla. Sonra arabayı döndürüyoruz ve olayımızı bitiriyoruz. 175 aldık. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra gelin abi bakın oyna. Eğitim. Serbest oynayın. Bir de bunu kendiniz yapmaya çalış. Topu aldım önüme düzgün bir açıyla topa vurdum. Tavana çıktım. Vuruşumu yaptım ve golümü attım. Tamam. Şimdi bir de bunu soldan yapalım. Şuradan geldim. Topa vuruşu yaptım. Çok vurdum ama. Buradan golümü attım. Biraz zor toparladım. Bir izleyelim bakalım nasıl atmışız. Şöyle bakalım. Gayet temiz aslında. Top yani tam tavana değecek gibi olmuş ama değmemiş.
Bu arada Sealing Shot'ın farklı versiyonları da var. Yani ne bileyim mesela böyle işte pinç atarak falan vurabiliyorsunuz. Onu da böyle çok kısa gösterebilsem göstermeye çalışayım. Mesela şuradan hafif bir şekilde dokunuyorsunuz topu arkadaşa, bakın şu şekil. Ondan sonra yere değiyorsunuz ve şöyle pinç atmaya çalışıyorsunuz. Tabi ama bu bayağı zor bir şey. Yani çok iyi zamanlama yapmak lazım. Aa vallahi yaptım lan. Şöyle bir bakalım. Çok iyi olmadı ama 93'e gitti, yine kabul edebilir yani, 90 üzeri iyi. Mesela şöyle aslında güzel de bir pinç olmuş, böyle pinç atabiliyorsunuz. Ne bileyim böyle gelip işte eğer çok iyi freestyle yapabiliyorsanız şöyle göstereyim, Mastiff flick falan da atabilirsiniz. Tabi onlar bayağı zor, ben onları yapamadığım için gösteremeyeceğim ama ya olayın temelini anlamaya çalışın. Onun dışında şöyle başka bir alternatif bulalım. Şöyle mesela dönerek falan vurabilirsiniz arabanızın kıç kısmıyla. Onun dışında başka yani bir şey yok ya. Sealing Shot zaten ya bence airdribble'dan sonra kolay bir şey. Bakın yine yaptım pinch'i. Pinch'i ben bu arada yapıyorum, ben Sealing Shot'ta bir sıkıntı olmuyor. Ama bunun daha ileri versiyonu var. O da şu, bakın topu şöyle alıyorsunuz abi. Yapamadım ama bu sefer fazla vuruyorsunuz. Topu dribble yaparak tavandan pinch ediyorsunuz şu şekilde. Ve bunu kaleye vuracak şekilde ayarlamanız lazım. O imkansız ya. O bayağı zor. Ya bu vuruş stilleri tamamen size kalmış arkadaşlar. Sizin hayal gücünüze kalmış. Ben size olayın mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Bu videoda ne yaptıklarımızı çok kısa özetleyeyim. İlk başta bakın şu oynadan wall air direct antrenmanını yaptık. Sonra sağdan ve soldan serbest oyunda ceiling shot atmaya çalıştık ve onu da yaptık. Böyle bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ve faydalı olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bu tarz antrenman videolarını istiyorsanız da yorum olarak belirtebilirsiniz. Ya da hangi tür videoları daha çok seviyorsanız onu da yorumlara belirtin. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.